Efendim merhabalar, selamlar. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'ndan hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Bugün psikolojik iyi hali konuşacağız. Psikolojik iyi oluşu konuşacağız. Psikolojik olarak iyi olmak ne demek? Yaşadığımız zorluklar içerisinden iyi bir filiz çıkartmak ne demek? Bunları konuşacağız. Diyelim ki umduklarınız olmadı, bambaşka bir şeyle karşılaştınız, sükutu hayale uğradınız. Güvendiğiniz dağlara kar yağdı, hem de öyle kolay kolayca kalkmayacak karlar yağdı. Ne olacak? Nasıl kalkacağız bunların içerisinden? Bütün bunlar oluyor. Yani yıllarca bir ilişki yaşanıyor. O ilişkinin sonunda insanlar birbirinin yüzüne bakamaz hale geliyorlar. Dahası mahremiyetler ortaya çıkıyor. Dahası çok ağır sözler söyleniyor vesaire vesaire. Ya da ortaklıklar. İki insan ortak oluyor. Yıllarca birlikte iyi para kazanıyorlar ama bir gün bir şey oluyor. Birisi daha fazla kazanayım diyor ve karşı tarafla ilgili başka durumlar söz konusu oluyor. Bütün bunlar konumuzun içerisine girebilir. Pozitif psikoloji nedir? Neyi amaçlamaktadır? Psikolojik iyi hal oluş ne demektir? Psikolojik iyi oluş demek aynı zamanda mutluluk demek midir? Gelecekle ilgili karamsarlıklarımızı, korkularımızı, inkısarlarımızı, kırılmalarımızı, krizlerimizi aşma konusunda pozitif psikoloji bize ne söylüyor? Bunlara bakmak isteriz. Bir de tabii psikolojik ihtiyaçlarımız varmış. Bugün konuğum onu da anlatacak. Acaba psikolojik ihtiyaçlarımızı bizler ne kadar karşılayabiliyoruz? Bunlar nerelerde nasıl karşılanabilir? Buna da bakacağız. Efendim konuğum Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tayfun Doğan hocamız. Bu konuda çalışıyor. Öğrencileri var. Yazıyor, çiziyor. Hatta kongreleri de yapıyor. Geçen sene burada bir büyük kongre olmuştu. Bu sene de hazırlıklar yapıyor. Tümünü konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Yani mevzu başlık çok iyi oluyor, uzun olunca nasıl gireceğimizi şaşırdık. Ya bunun içerisine arkadaşlık girer, diğer sıkıntılar girer, çocuk oluş girer, sevgili oluş girer. Evet. Diyelim ki mesela bir yola çıkıyorsunuz, 3-5 ay konuşuyorsunuz, hadi yola çıkalım diyorsunuz. Birdenbire adam ortadan kayboluyor ya da kızı kayboluyor. İflas ediliyor. Anne babayla ara açılıyor. Oluyor da oluyor, bir sürü bir şey oluyor. Bütün bunları konuşacak olursak tabii bu işin altında nasıl kalkacağız o da belli değil ama bu arada şeyi söyleyeyim hocam izninizle. Efendim Üsküdar Üniversitesi Televizyonu Facebook sayfasından şu anda canlı yayındayız. Bunu da söylemiş olalım. Kendi sayfamızdan yapmayı deneyemedik bugün ama benim sayfam üzerinden büyük ihtimalle işaret de almış olabilirsiniz. Canlı yayın işareti. Oradan da seyretme imkanınız var onu da söyleyelim. Hocam psikolojik ihtiyaçları konuşacağız ama psikolojik iyi oluş ne demek? Oradan başlayalım. Psikolojik iyi oluş ruh sağlığımızın yerinde olmasıdır. Yani ruh sağlığı yerinde insanı biz psikolojik anlamda iyi durumda diye ifade ediyoruz. Ruhsal anlamda, duygusal anlamda iyi oluşu ifade ediyor aslında. Tabii iyi olma kavramı göreceli bir kavram. Hem yaşamla ilgili hem bireyle ilgili. Daha eski dönemdeki ilk çağ filozofları bile bunu araştırmışlar. İşte iyi yaşam nedir? İyi insan kimdir? Bununla ilgili de bir sürü kriterler koymuşlar. İşte erdemli yaşamanın iyi yaşam olduğunu ifade etmişler. Ya da kişinin başkalarına zarar vermediği sürece iyi insan olduğunu ifade etmişler. Yani çok eski bir soru ve gerçekten hepimizi ilgilendiren bir soru aslında. İyi yaşam nedir sorusu. Nasıl yaşarsak iyi yaşamış, dolu dolu yaşamış olacağız. Bu da aslında göründüğü kadar kolay bir şey de değil iyi yaşamak. İncelik ister, bir sanattır iyi yaşamak. Yemesini bileceksiniz, içmesini bileceksiniz. Girişte bahsettiğiniz hayatın o iniş çıkışlarında bazen dibi görüyoruz, bazen zirvelere ulaşıyoruz. Bunları hep bir böyle akış içerisinde kabullenip en az hasarla atlatabilmek. Tüm bunlar kaliteli, iyi bir yaşamın göstergeleri. Hocam en kötü de galiba ümit konusunda evet. Bir yaralanma yaşadığımızda. Yani güven konusunda bir yaralanma yaşadığımızda oluyor. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Hani bir ümitsizlik hali söz konusu olmuş. Yaşamış olduğu hani bir yola çıkmaya çalışıyorsun bir şey oluyor. Ve birdenbire ne olduğu da anlaşılmayan bir durum. Biraz galiba hepimizin güvenli bir alana, bir limana, arkamızı dönebileceğimiz insanlara, evet. Ya başımızı rahat işte omzuna koyabileceğimiz insanlara, yani duygusal olarak yani fiziksel bir şeyden bahsediyorum. Buna sanki çok ihtiyacımız var evet. Ve bu da giderek azalıyor gibi bir şey. Yani güvende olmak, güvenebilmek ya da sana birilerinin güvenebiliyor olması. Biraz psikolojik iyi oluş içerisinde güven nereye oturuyor hocam? Oradan bahseder misiniz? Şöyle söyleyelim.
psikolojik ihtiyaçlardan bahsettik. Hepimizin ihtiyaçları var. Nasıl fiziksel ihtiyaçlarımız varsa, uyku gibi, yemek yeme, su içme, oksijen gibi psikolojik ihtiyaçlarımız da var. Ve bu psikolojik ihtiyaçlardan en önde geleni de ilişki ihtiyacıdır. İletişim ihtiyacıdır. Birileriyle etkileşime girme ihtiyacıdır. Bunun da temel koşulu güven duygusudur. Şimdi yani bir güven de ilginç. Mesela bazı seyircilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız yayına başladılar, takip ediyorlar. Güzel gittiğini söyleyelim. Galiba işe yarayacak. El sallıyoruz efendim. Biz de sana el sallıyoruz. Selamlar Arzu Karaman arkadaşı ve başkalar da iyi başladığımızı söylüyorlar. Sonuna kadar seyredin. Daha iyi olacak. Mesajları bilahare okuyacağım. Hocam devam evet, edelim. İhtiyaçlarımızdan birisi dediğim gibi ilişki ihtiyacıdır. İletişim kurma ihtiyacıdır. Ama bu iletişim kurma bakkalla, manavla kurduğumuz iletişim değil. Resmi iletişim değil. Sırtımızı dönebileceğimiz, güvenebileceğimiz, derin, doyurucu ve sağlıklı iletişim kurmamız gereken insanlar var. Yakınlarımızda kimse bu. Anne babamız olabilir, çocuğumuz olabilir, eşimiz olabilir, arkadaşlarımız olabilir. Yani resmi ilişkilerin ötesinde derin ilişkiler kurabileceğimiz, dostluk diyebileceğimiz belki ilişkilere ihtiyacımız var. İşte bunlarda da en önemli kriter güven duygusu. Yani benim derin ilişki kurabilmem ve o ilişkiden gerekli doyumu alabilmem için karşımdaki kişiye %100 oranında bir güven duymam gerekiyor. Yani güven ve derin ilişki paralel giden evet. Bir şey o zaman. Güven yoksa o derin ilişki olmaz zaten. Çünkü sürekli tetikte olursak, sürekli olarak karşı taraftan bir zarar geleceğini beklersek, öyle bir durumda problem yaşıyoruz. Bazen şöyle oluyor hocam, mesela güveniyorsunuz, çok da güvenilir bir şey. Diyelim ki uzunca bir zamanda hiçbir güven problemi yaşamadınız. En ufak, bir tereddüt bile olmadı. Çok iyi gidiyor ve ilişkide hep böyle basamak gibi üst üste koyarak birbirini inşa ederek götürüyorlar. Evet. Ama bir gün yanlış o merdiven yıkılıyor ve bir yerde bir şey oluyor. Ya da birisi bir tuğla çekiyor. Bu da olabiliyor değil mi? Evet. Böyle bir durumda ne yapacağız? Yine pozitif psikolojinin konularından affedicilik var. Eğer affedilebilecek bir şeyse, bu kolay değil çünkü hani affedin gitsin demek istemiyorum. Affedilebilecek bir şeyse o ilişkinin geçmişine bakarak, önemine bakarak affedebiliriz. Eğer affedilmeyecek bir şeyse karşı tarafı anlamaya çalışmak olabilir. Niye böyle bir şey yaptığını anlamaya çalışmak. Çünkü biz güveniyoruz bir şekilde ama ortada da bir yanlışlık var. Belki bizim göremediğimiz bir şey olabilir. Ve o zaman şu karara varmamız gerekiyor. Bu ilişkiyi ben bitireyim mi yoksa buna rağmen devam mı edeyim? Bu olumsuzluğa rağmen. İlişkinin devamı, ilişkinin sürüp sürmeyeceği ya da derinlemesine devam edip etmeyeceğini tabii ki bu şeyler belirliyor. Ama burada ben önemli bir şey söyleyeyim. Sevgili Doğan Cüceloğlu hocamızdan duymuştum. Selamlar. Evet. Geçen sene iki kez geldi. Evet. Öğrencilerimize hitap umarım etti hocamız. Seneye de gelir yine İnşallah. Misafir ederiz. O şey diyordu, güven tek kullanımlıktır diyordu. Yani bir kez kullanırsınız güveni, sonra atarsınız. Tek kullanımlık bir şeydir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani zedelendiğinde tekrar kolay kullanılabilen bir şey değil en azından. Değil. Hocam, besleyici ve zehirleyici ilişkiler, besleyici ve zehirleyici iletişimler, evet. Besleyici ve zehirleyici muhabbetler, hani bir şeyin besleyici veya da zehirleyici oluşu bizim psikolojik iyi oluşumuzla ilgili mi? Evet. Ne kadar ilgili? Biraz oradan şöyle söyleyelim. Nereye tekabül eder bu? İlişki tarzları dediğimiz bir şey var. Ve iki temel ilişki tarzımız var. Ya besleyici ilişki tarzına sahibizdir ya da zehirleyici ilişki tarzına belli oranda. Besleyici ilişki tarzına sahip insanlarla iletişim kurduğumuzda şu olur. O insanların yanına gittiğimizde bizi duygusal olarak, sosyal olarak beslerler. Moralimiz düzelir, kendimizi iyi hissederiz yanından ayrıldığımızda. Ama bazı insanlar da zehirleyici ilişki tarzına sahiptir. Bunların yanından ayrıldığımızda ise gerçekten duygusal olarak da çökeriz. Bunlara duygusal vampirler de diyoruz mesela. Yani gerçek anlamda duygularımızı sömürür ve kendimizi kötü hissederiz. Ne yapar da kötü öyle hissederiz? Öyle bir kitap da vardı galiba, duygusal vampirler diye bir kitap hatırladım. Evet, öyle bir kitap var. Ne yapıyorlar da zehirliyorlar bunlar? Kibirli davranırsa,
aşağılayıcı, küçümseyici, bencil davranırsa herkes kötü hisseder o tür insanların yanında. Yani ben sizin yanınıza geldiğimde siz bana kibirli bir şekilde davranırsanız, ne bileyim bencil bir şekilde davranırsanız, küçümseyici, aşağılayıcı bir şekilde, yargılayıcı bir şekilde davranırsanız ben zehirlenirim. Bu zehirleyici bir ilişki tarzıdır. Bununla ilgili bir şey araştırma yapmıştım ben. Aslında şunu merak ediyordum. Besleyici ilişki tarzına sahip insanların psikolojik iyi oluşu, mutluluğu mu daha yüksek, zehirleyici ilişki tarzına sahip ne olanların hocam, diye. Neye ulaştınız? Öncesini söyleyeyim. Bu araştırmayı planlarken şeyden endişe ediyordum. Zehirleyici ilişki tarzına sahip insanların daha mutlu çıkmasından endişe ediyordum. Çünkü adam bencil. Yani o zehirledikçe mutlu oluyor. Evet, kendi. Yani başkasına acı verdikçe, acı çektirdikçe. Yani, ya da yalvardı. Mesela diyelim ki bir ilişki var. Biri narsist, diğeri daha ezilmiş. Evet. O ezilmiş olan kişinin kendisine olan hizmetinden, kendisine olan bağlılığından mutlu ya da mecburiyetinden mutlu olabiliyor, evet, değil mi? Bu endişeyle aslında araştırmaya başladım ve hani araştırmacı objektif yaklaşır araştırmaya ama burada içimden şey geçiyordu. Umarım besleyici ilişki tarzına sahip insanlar daha mutlu çıkar diye içimden geçiyordu. Araştırma sonucunda bu şekilde çıktı. Zehirleyici ilişki tarzına sahip, yani o narsistik, bencil, aşağılayıcı, küçümseyici davranan insanların uzun vadede mutsuz olduklarını gördük. Yani o yüzden iyilik yapmak, insanlara sıcak yaklaşmak, iyi iletişim kurmak, yani besleyici tarzda iletişim kurmak uzun vadede bizi de mutlu ediyor. Hocam bazen bu narsist ya da siz galiba narsisist diyorsunuz ama biz halk eline narsist diyoruz. Yani grandiyoz, büyüklük duyguları yaşayan, evet, ben olmasam olmaz diye. Mesela bir ilişki yaşıyor, kadın diyelim ki kendini dünyanın merkezine koyuyor. Haşa diyelim ki eşini ya da sevgilisini kendine tapınmasını ister gibi. Her dakika onunla ilgili, her saniye onu araması, her saniye onunla ilgilenmesi, öksürse acaba böyle kanser mi oldu diye ilgilenmesi, hemen koşup işte eve bakıyor olması ya da her akşam çıkışında 5 dakika erkenden gidip kapısında beklemesi, yani uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Sürekli kendiyle bağlantılı bir şey kuruyor. Bu biraz buna bakmanızı isteyeceğim. Bir de bu narsist ilişkilerde önce kendine hayran etmeye çalışıyor karşıdakini. Evet. Yani kendini takdir etmesini, ne kadar bilgili, ne kadar görgülü, ne kadar güzel, ne kadar alımlı, ne kadar işte şık, ne kadar bakımlı, ne kadar zarif, işte neyse. Böyle olmasını istiyor. O kişi ona yöneldiği an onu hemen sıradanlaştırabiliyor. Evet. Ve artık onun gözünde artık onu sıfıra indirmiş oluyor. Bu karşı taraf için hem bir yorgunluk hem de bir çökme haline dönüyor. Bu tabloya biraz bakar mısınız? Şöyle, aslında narsistik bozukluk bir kişilik bozukluğudur ve gerçekten tedavisi de zordur. Şunu da net söyleyelim, narsist bir insanla iletişim kurmak da çok zordur. Çünkü narsizmde şu vardır, neredeyse kendisine tapma durumu vardır. Kendisini o derece önemli görme. Yani şu bile var, işte aynanın karşısına geçip şu kaşa bak, şu göze bak, kendisini o şekilde değerlendirmesi durumu söz konusu. Dolayısıyla bu kişiyle iletişim kurmak çok çok zordur. Eşi de olsa, çocuğu da olsa, etrafındaki insanlar ya da iş yerinde de olabilir. Çünkü narsist en ufak bir eleştiriye bile dayanamaz. Çok küçücük bir eleştiriye bile dayanamaz yani. Yani onu bir büyük yıkıcı eleştiri ya da bir saldırı gibi mi algılıyor? Yani onu hani ya şöyle de yapsan hayatım falan desen ya da işte arkadaşın olsun. Kabullenmez. Çünkü kendisini mükemmel görme durumu söz konusudur narsiste ve diğer insanları çok küçük görme, değersiz görme. Dolayısıyla karşısında değersiz gördüğü bir insandan herhangi bir eleştiri geldiğinde, hani kaşın eğik dese belayı bulur karşıdaki kişi gerçek anlamda. Çünkü narsiste bu anlamda geçinmek çok çok zordur. Tedavi gerektiren bir şeydir. Ama şu nokta önemli. Herkeste de narsistik kişilik bozukluğu yoktur. Bu derece yüksek olmayabilir. Bunun da çeşitli aşamaları var aslında. İşte sağlıklı olanına öz saygı diyoruz. Öz saygısı yüksek olan bir insan kendine güvenir, kendini değerli görür, kendini sever. Ama bu kibirlenme anlamında ya da megalomani anlamında bir kendini sevme değil. Şu, ben de her insan kadar değerliyim. Ben de her insan kadar önemliyim. Bu olmalı zaten. Tabii ki. Evet. Bu ruh sağlığının önemli belirtisi. Ben de iyi şeyleri hak ediyorum. Kimse bana hakaret etme hakkına sahip değil.
kötü davranma hakkına sahip değil. Bu düşünceler olumlu, iyi şeylerdir. Ama bu yukarı doğru çıktıkça işte egosantrizm, megalomani dediğimiz şeyler ve nihayet yukarıda narsizm dediğimiz artık kendisine tapma durumu ortaya çıkıyor veya kendisini eşsiz olarak görme durumu, o noktada ciddi problem oluyor. Evet. Hocam mesela neden bazı insanlardan daha mutlu? Evet. Ya da neden bazı insanlar bazı insanlardan daha mutsuz? Evet. Neden bazı insanlar bazı insanlardan daha müteşekkir ya da yeterli görüyor yaşadığı şeyi de, Evet. neden diğeri daha yetersiz görüyor? Bu nedenler üzerinden yani psikolojik iyi oluşu yorumlayacak olursak, Evet, neler söylersiniz? Şimdi şöyle, mutluluk tabii ki yine çok konuşulan, tartışılan ve asla güncelliğini yitirmeyen konulardan bir tanesi. Ve insanların mutluluğunun çeşitli belirleyicileri var. Neden bazıları daha mutlu sorusuna şu cevabı verebiliriz. Bir defa genetik faktörler önemli. Yani mutluluğun biyolojisi ya da nörobiyolojisi dediğimiz bir şey var. Yani biraz gelişle de ilgili bir durum. Yani... Tabii ki. Yani tamamı bizim elimizde değil mutlu olmanın. %50 oranında mutluluğumuz genetik faktörlere bağlı. Yani çok fazla günümüzdeki bilimin geldiği noktada değiştiremeyeceğimiz faktörler. Eğer anne babamız mutluysa bizim mutluluk %50 oranında cebimizde oluyor mesela. Ama sadece genetik faktörlere bağlı değil. Geriye kalan bir %50'lik dilim var. Az bir dilim de değil, evet, değil mi? Bu %50'lik dilimi de ikiye ayırıyoruz aslında. %10'luk kısmı yaşam şartlarına bağlı. Demografik değişkenler dediğimiz yaşımız, cinsiyetimiz, evlilik durumumuz, nerede yaşadığımız, maddi durumumuz, eğitim düzeyimiz. Bunlar da etkiliyor ama bunların tamamı %10 oranında etkiliyor. Maalesef insanlar mutlu olmak için hep bu %10'luk kısmı zorluyorlar. Yani çok para kazanırsam mutlu olacağım, eğitim düzeyim yüksek olursa mutlu olacağım, ne bileyim işte yaşadığım yeri değiştirirsem mutlu olacağım gibi sürekli bir o %10'luk kısmı zorlama söz konusu. Ama asıl bizim elimizde olan %40'lık bir kısım var. Bu kısımda biz amaçlı davranışlar dediğimiz, işte iyimser olma, ne bileyim olumlu düşünme, sosyal ilişkileri geliştirme, şükran duyma mesela mutlulukla ilgili çalışmalarda en önemli etkisi kanıtlanmış olan faktörlerden bir tanesi şükran duyma. Çünkü şükran duyma dediğimiz şey bize aslında birçok... Yani teşekkür etme duygusu, şükür hali, evet, dua hali değil, evet, mi? Yani var olanla yetinme, olanda hayır var duygusu. Yani bizim kültür açımızdan bakıldığında bunlar mı hocam? Şöyle, ben size sorsam, desem ki Uğur Bey, hayatınızda 100 tane olumsuz şey söyleyin, yazın. 100 tane şey bulabilirsiniz. Olumsuz, kötü giden. 100 tane de olumlu şey söyleyin desem, onu da bulabilirsiniz. Bu şükran duymada olumlu olanları fark etme durumu söz konusu. Hani bir güzel söz vardı. Allah kulunu sevindirmek isteyince eşeğini kaybettirir, sonra tekrar buldururmuş. Evet. Aslında o eşek orada hep duruyordu ama kişi onun farkında değildi. Ne zaman farkına vardı? Kaybolduğunda öneminin farkına vardı. İşte şükran duymada da hayatımızdaki olumlu şeyleri fark etme çok önemli. Bununla ilgili çok basit bir etkinlik yapıyorlar pozitif psikologlar. Bunu, evet, önerebiliriz izleyicilerimize. Haftada 3 gün, her gün de değil çünkü her gün olduğunda da alışkanlık oluyor. Haftada 3 gün, birer gün arayla olabilir. Hayatınızdaki iyi giden 2-3 şeyi yazmanızı istiyorlar. Evet. Ama aklınızdan geçirme değil. Yazacaksınız yani kağıda. Yani bir not, evet, onlar iyi bir, evet, notunuz olacak. Buna şükran günlük... Yapalım mı, ne dersiniz? Kimler yapmak ister? Şükran günlükleri diyorlar. Evet. Yazacaksınız yatmadan önce mesela. Şu cümleyi tamamlayacaksınız. Çok şükür nokta nokta arkasına. İşte sağlığım iyi. Çok şükür bugün... Beklediğim birine telefon geldi. Telefon çok geldi. Çok şükür bugün sevdiğimle görüştüm. Çok şükür karnı yarık yedim. Karnım doydu. Çok şükür bugün her şey olabilir. Arkadaşımla muhabbet edebildim. Çok şükür bugün işte, evet, sıkıntı yaşamadım. Çok şükür bugün eşim bugün güler yüzle geldi. Bunun mesela değil mi? Yani evet, çoğaltalım. Evet. Evet. Bunu günlük şekilde yani bir deftere, bir kağıda yazıyoruz. Evet. Bunun etkisi gerçekten mucizevi bir şey. Kişinin uyku düzeninden fiziksel sağlığına kadar pek çok alanda olumlu etkileri bulunuyor. Defalarca
bunu kanıtlayan deneysel çalışmalar yapıldı ve inanılmaz etkileri var. Uygularsa izleyicilerimiz mutlaka faydasını görecektir. Çünkü bu bize şunu fark ettiriyor. Hayatımda iyi şeyler de varmış aslında. Çünkü biz çoğu zaman unutuyoruz hayatımızdaki iyi şeyleri. Oysa basit, çok basit gelen bize alıştığımız, duyarsızlaştığımız iyi şeyler var. Bazen kuyudan çıkmak istemiyoruz hocam. Mesela diyelim ki başımıza kötü bir hal geliyor. Aslında o nadiren gelen bir şey. Evet, bizim güvenimizi sarsmış olabilir, yıpratmış olabilir, bizi bir hani böyle sallamış olabilir. Hiç ummadığımız kişiden, hiç ummadığımız biçimde bir söz, bir muamele, bir şey olmuş olabilir. Fakat mesela bazen arkadaşı olarak ya da ailesi olarak sizi oradan çıkartmak isteyenler oluyor. Fakat biz bazen orada biraz kalmak istiyoruz. O bize diyor ki ya o iyi bir insan ama yani bilmeden yapmıştır mesela. Ya o seni çok seven birisi. Büyük bir ihtimalle kötü bir zamandaydı. Sıkıntılı bir zamandan geçiyordu. Seni kırmak niyetiyle asla yapmamıştır. Zaten yıllarca birlikteliğiniz var, seni seviyor arkadaşın filan gibi böyle cümleler kuruyoruz. Fakat o oradan çıkmak istemiyor. Bazen orada kalma istememizin de yani o biraz o krizden ya da o durumdan bir beslenme hali mi? Yani bir ikinci sekonder kazanç gibi bir şey mi? Niye oradan çıkmak istemiyor? Ya evet haklısın, çok doğru söylüyorsun. O bana bunu yaptı ama ben ona onu yapmamam gerekir ve bilmeden yaptığını düşünüyorum. Bir gün gelecek, o da anlayacak, gelecek, özür dileyecek. Ben de zaten onu affettim diyemiyoruz o kadar kolay. Evet. Niye o dipte kalmak istiyorsun? Bazen hayatta hep şey yok. Bunu çok soruyorlar. Hani 7-24 mutlu olmak gibi bir şey yok. Bugün içinde bile dalgalanıyor aslında mutluluk düzeyimiz ama insanlar bazen yalnız kalmaya, hüznü yaşamaya da ihtiyaç duyabiliyorlar. Bir şekilde bu verdiğiniz örnekte belki o olabilir. Yani insanlar kimi zaman ruhsal durumu düşebiliyor ve bunun için illaki psikolojik bir neden de gerekmeyebilir. İşin biyolojik yönü de var. Bazen o ruh durumumuz düşer gerçekten. Kimseyle konuşmak istemeyiz, ne bileyim özür dilemek istemeyiz. O coşku halini bazen yitirebiliriz. Bunu da doğal kabul etmemiz gerekiyor. Ya da o kişi pişman olup da gelmek istese bile kabul etmek istemeyiz. Hayır. Yani ya pişman, senden konuşmak istiyor deseler bile hayır onu görmek istemiyorum falan dediğimiz olabiliyor. Evet. Bu durumu da akış içerisinde yaşamamız gerekiyor. Yani belki biraz mazoşist bir anlayış gibi değerlendirilebilir ama depresif durumu da yaşayıp onun da keyfini sürmekte fayda var. Peki. Biraz mesajlarımıza bakalım. Ece Artemis iyi yayınlar, kolay gelsin demişler. İmren Yıldırım selamlar iletmiş, kolay gelsin diyor. Zehra Nur Özçelik hadi hayırla inşallah demişler hoca. Eyvallah. Asiye Yaman iyi yayınlar, kolay gelsin. Psikolog Arzu Nur Ortakçı iyi yayınlar dilemişler. Arzu Karaman da yine selamlar iletmiş bize, teşekkür ediyoruz. Arzu, takip edenler arasında Arzu Kılıç, Arzu Nur Ortakçı, Ceren Arzu Konan, psikolog Şule Tola, Isparta'dan, Asiye Yaman, İmren Yıldırım, Sultan Sağır, yazar Sait Köşk, yine yazar Hacı Cücük Namdar, Ayşegül Sofuoğlu Kol, Ece Artemis, Necla Esma Coşkun, eğitimci yazar Neslihan Cebesoy, şair Hatice Toprak Çevik, Nihal Erbaş, ilahiyatçı yazar Zehra Nur Özçelik, şair İbrahim Özgün, Bahar Tilkioğlu, Melih Sertkaya, benim buradan görebildiğim kadarıyla takip eden dostlarımız o olmuş. Program tabii konusu da ilginç. Bu arada hani diğer mecralardan da takip edenler var. Filiz Ermur Lura, psikolog Şeyda Betül, Büşra Karaman, Beti Zehra Genç, Hülya Yıldız, Miktat Erez, Sibel Üresin, Esma Şeker, Eyüp Güler, Esra Kartal da bize Instagram'dan programa beğeni yapan, takibini bize hissettiren dostlarımız. Hocam, tabii psikolojik iyi oluş deyince hepimizin aklına gelen sorulardan da bakıyorum ki mesajlardan biraz mutluluk geliyor. Biz istersen oraya girdik aslında zaten. Psikolojik iyi oluş ile mutluluk, eşittir mutluluk dediğimizde bütününü karşılamıyor herhalde, değil mi? Yani psikolojik iyi oluşun başka maddeleri de var. Evet. Biraz oradan yürüyeceğim ama o diğer maddeleri de bize anlatabilir misin? Yani psikolojik iyi oluş dediğimizde biz aslında nelerden bahsediyoruz? Sadece mutluluktan bahsetmiyoruz. Ama bunu böyle bir bilimsel olarak kategorize ettiniz mi? Buna ilişkin çalışmalar var mı? Kongrelerde bu tartışılıyor mu? Makaleler var mı?
Bize maddeleştirseniz kaç madde çıkar buradan? Aslında 7-8 maddemiz var. Yani kişinin doyumlu, iyi, kaliteli bir yaşam sürüp sürmediğini belirlememiz için kriterlerimiz var bizim. Yani bu kişiyi yaşamı iyi diyebilmemiz için neler gerekiyor? İşte buna iyi oluşun veya iyilik halinin aşamaları şeklinde ele alıyoruz. Öncelikle tabii ki işin iskeletini oluşturan şey fiziksel iyi oluştur. Fiziksel iyilik hali. Yani önce hasta olmayacağız. Sağlıklı olacağız. Sağlıklı olacağız. Özürlü olmayacağız. Değil mi? Böyle. Şöyle aslında sağlıklı olmayı da sadece hastalığın olmaması olarak tanımlamıyorlar. Sağlıklı bir birey derken aynı zamanda üretim yapabilen, sosyal ilişkileri iyi, bir değer üretebilen bir kişi olmasını gerektiğini ileri sürüyorlar. Fiziksel iyilik hali genel anlamda sağlığımızla, bedenimizle ilgili. Uyku düzenimiz iyi mi? Beslenmemiz iyi mi? Yeterince hareket ediyor muyuz? Beynimizdeki hormonların dağılımı işte bizim depresyona ya da mutlu olmamıza neden oluyor. Hormonların beynimizdeki kimyasalların salgılanması normal mi? Yeterli serotonin üretiliyor mu? Yeterli dopamin üretiliyor mu? Gibi. Yani fiziksel ve biyolojik durumumuzla ilgili. İkincisi ise sosyal iyilik hali dediğimiz şey. Toplumla ilişkimiz nasıl? Bunun dışında değer bulma, tabii toplumda ki, bir yer edinme, bir saygınlık, güvende hissetme toplumda, evet, kendini, iyi bir şey yapma, iyi bir iş, evet, yapma. Ait hissetme kendini, ait hissetme topluma. Bu evet, önemli. Artı daha bireysel anlamda baktığımızda da sosyal ilişkilerimiz nasıl? Kişiler arası ilişkilerimiz. Az önce söylediğimiz başlangıçta hani çevremizdeki insanlarla, iş yerimizdeki insanlarla, ailemizdeki insanlarla ilişkilerimiz nasıl? Yani sosyal iyilik halinin de iyi durumda olması gerekiyor. Başka ne var? Duygusal iyilik hali ya da psikolojik iyilik hali dediğimiz iyilik halimiz var. Yani genel anlamda ruh sağlığımız nasıl? Sürekli depresyonda mıyız? Anksiyete belirtileri mi gösteriyoruz? Sürekli kaygılı, huzursuz, evhamlı bir birey miyiz? Yoksa genel anlamda mutlu muyuz? Bu önemli. Tabii ki finansal iyilik hali dediğimiz, finansal iyi oluş dediğimiz başka bir alan var. Maddi durumumuz nasıl? Günlük ihtiyaçlarımızı yeterince karşılayabiliyor muyuz? İş güvencemiz nedir? Geleceğe yönelik güvencemiz nedir? Yani finansal konularda, mali konulardaki durumumuz da önemli. Bir diğeri ise spiritüel dediğimiz ya da manevi iyilik hali. Bu herhangi bir dine inanma, dini ibadetlerini, gereklerini yerine getirme şeklinde de olabilir. Yaşamda bir anlam, amaç bulmayla ilgili de olabilir. Dolayısıyla bu da bir iyi oluşun veya iyilik halinin önemli parçası. Çünkü yaşamda anlam ve amaç bulma çok çok önemlidir. Aslında önemli psikologlardan Viktor Frankl var. Yaşamın anlamı konusunda çalışıyor. O diyor ki mesela insanı yaşamda güdüleyen şey, niçin yaşıyoruz sorusuna cevap verirken güdüleyen şey yaşamına anlam katma düşüncesidir diyor. Yaptığımız işin anlamlı olması önemli. Dün biraz felsefeyi açıdan bunu konuşmuştuk İbrahim Özdemir'le. Evet, izledim yani onu hayata da. Hayata anlam katmak. Yani çok, felsefe çok hayata önemli. Anlam katar mı? Aslında her şey hayata anlam katar ya da katmalı değil mi? Evet. Yani bir merhabamız bile, biriyle selamlaşmamız bile, biriyle el sıkışırken onu böyle tatlı biçimde yani, sıkıcı, değil mi, tokalaşmak, tabii gözüne ki bakıyor olmamız, birlikte kiminle çay içtiğimiz, hatta kiminle yarenlik ettiğimiz, bazen mesela biriyle bir yazışırız, bir sohbet ederiz, o bile bize bir psikolojik iyilik hali kesinlikle sağlayabilir, sağlar, değil mi hocam? Sağlar, kesinlikle. Çevresel iyilik hali var. Maalesef çok ihmal ediyoruz, hele Türkiye'de. Nedir o tam olarak? Doğadan kopmamak, çevreyi korumak, yeterli yeşil alanlar sağlamak, diğer canlılara da yaşama imkanı sağlamak. Yani çevreyle ilgili de duyarlı olma ve bundan faydalanma. Çünkü sonuçta biz kaybediyoruz. Şimdi bu bulunduğumuz bölge Altunizade merkezi bir yer, iş merkezlerinin olduğu bir yer. Yani görüyorsunuz hani yeşil bir alan kalmamış, herhangi başka bir canlının yaşama imkanı zaten yok. Ama insanlar kendi yaşam alanlarını da kısıtlıyorlar. Oysa ki doğadan, bunu da kendi eliyle yapıyorlar. Tabii ki doğadan kopmamamız gerekiyor. Evet. Yani doğadan ne kadar uzaklaşırsak iyi oluşumuz, ruh sağlığımız o kadar bozulacaktır. Bazen çok mesela yürüyüşler yaparız. Yani bunları önerir misiniz? Diyelim ki akşam bir hani sahilde yürümek ya da işte bir özgürlük parkı ya da işte hani ağaçlı bir yerde yürümek ya da diyelim ki hafta sonu
ailenizin bir bahçesi vardır, bir de gidebileceğiniz biraz şehir dışında bir yerde olsa evet. da oraya gitmek, aileyle birlikte olmak, birlikte piknik yapmak, ne bileyim orada o bahçede zaman geçirmek. Evet. Biraz o günlük hayatın stresinden, iş hayatının verdiği ağırlık ve sorumluluklardan kurtulmak. Bunlar da o çevre tabii ki, konusunun tabii. içerisinde tam koyabilir olarak miyiz bu. Hocam? Tam olarak bu. Mesela yürüme dediniz, yapılan araştırmalar var. Haftada 3-4 kez 45 dakikadan az olmamak koşuluyla insanlar yürümüş ve depresyon grubundaki insanlara uyguluyorlar bunları, hafif düzeydeki depresyondakilere. En az terapi ve antidepresan kullanımı kadar iyileştirici etkisi var yürümenin. Yani kalbi yormayacak şekilde yürüme, doğal ortamlarda bunu egzersiz olarak, spor olarak yapma. Çünkü yürüdüğümüz zaman beynimiz veya hareket ettiğimiz zaman, sadece yürüme demeyelim de, yüzmede de, bisiklet kullanmada da aynısı var. Beynimiz dopamin salgılıyor. Dolayısıyla da kendimizi mucizevi bir şekilde iyi hissediyoruz. Yani günümüzde herkes terapilere gidiyor, antidepresan ilaç kullanıyor artık herkes. Yani başım ağrıyor diye gitseniz antidepresan veriyorlar. Oysa ki doğal bir şey var. Yürüyüş. Yani yürüyüş yapacaksınız. İster kulağınıza müziği takıp bir müzik dinleyerek yürüyüş yapın. İster beraber yürüyeceğiniz birisi varsa onunla sohbet ederek yürüyüş yapın. Kesinlikle faydası olacak. Tek şöyle bir şey. Tek koşul var ama. Nedir hocam? Bunu sürekli hale getirmek. Yani bir kez evet. yürüdüğünüzde de böyle mükemmel hissetmeyeceksiniz. Sürekli yürüyemiyoruz ama ben yürüdüğüm zamanlarda şöyle hissettim hocam. Sanki böyle beynimde bir kevgir var. Yani eski tabiri süzgeç var. O yürüdüğün zaman günlük, daha evvel çözemediğin, çözümleyemediğin, işte ilişki olabilir, muhabbet olabilir, arkadaş, iş, işte yoğunluk, üretim, eskiye dair neyse işte. Yani hangi avranın o sırada içindeysen. Hocam yürüdüğün zaman sanki o süzgeçler, onların bazıları gidiyor gibi oluyor. Ya da bir fikri üretimle, üretime de etkisi oluyor. Ben yürüyüş yaptığım zamanlarda mesela aklıma yazacağım konu başlıkları geliyor. Süper. Ya da bazı böyle kendimce o yazının içerisine yerleştirebileceğim bir buluşu ya da işte bir ögeyi bulmuş oluyorum. Çok ilginç. Yani sanki yürüme ile düşünme ikiz kardeş gibi geliyor bana. Yani birim ne der bilmiyorum bunu. Halk irfanı diye sizin çok sevdiğiniz kavram var. Şu anda onu ifade etmiş oldunuz. Bilimin söylediği de tam bu. Yürüdüğünüzde ya da hareket ettiğinizde, ama özellikle yürümede beyninizde daha iyi çalışıyor. Daha iyi düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bazı insanlar sorunlarını çözerken de yürüyerek çözer. Hatta şu bile vardır. Bazen önemli bir mesele olduğunda ayağa kalkarız mesela. Ayakta anlatmaya çalışırız. Çünkü ayaktayken, hareket ederken beynimiz kesinlikle daha iyi çalışır. Ama yürüme ile ilgili, bununla ilgili yapılmış çok fazla araştırma var. Yani beynin düşünceyle ilgili mekanizmaların daha iyi çalıştığını yürürken hocam biliyorsunuz, görebiliyoruz. Yürümek, yani mesela kalp vakfı falan da böyle diyorlar. Yürümek kalbe iyi gelir diyorlar ama sizin söyleminizden anlıyoruz ki yürümek beyne de iyi gelir. Kesinlikle iyi geliyor. Kesinlikle. Yani bu dopamin salgılanmasına, başka hormonların salgılanmasına neden oluyor ve düşünürken sizin dediğiniz aklıma yazacağım şeyle ilgili fikir geliyor diye, bu tesadüf değil yani kesinlikle. Evet. O yüzden yürümeyi hayatımıza katmak zorundayız. Ben bununla ilgili son bir şey söyleyeyim. Amerika'da bulunduğum dönemde ilk gittiğim zamanlar uyuyamıyordum. Jet lag etkisiyle falan. Sabah 5'te 6'da artık güneş doğacak duruma geliyordu. Şöyle dışarı çıktığımda insanların koştuğunu ya da yürüdüğünü görüyordum mesela. Öylesine yaşamlarına bunu sokmuşlar ve yaşamın parçası haline getirmişler ki sabahın 5'inde 6'sında egzersiz yapıyor, koşuyor. Hocam vursan o saatte kalkmayız. Namazınıza zaten aklıma o da geldi. Bir Türk insanı için zor ama kalkıp şey etmesi. Hani o saatte yürümese de günün herhangi bir saatinde de yürümek ruh sağlığını önemli oranda düzeltir. Önemli oranda. Ben danışmalarımda, yaptığım terapilerde de bunu özellikle vurguluyorum. Yani anksiyetesi olan, depresif duygu durumunda olanlara diyorum ki yürü. Yani egzersiz yap. Masa tenisi oyna, bisiklete bin ya da ne bileyim yüz. Hangi imkanın varsa. Koş demiyoruz mesela. Çünkü koşmak ağır bir spor aslında. Yürümekten ya da dediğim gibi daha basit, sizi çok fazla yormayacak şeylerden bahsediyoruz.
Türkiye'nin yolları çok uygun değil ama yurt dışına çıktığımda en çok özendiğim şey bisiklet yollarının olması. Keşke bizde de yaygınlaşsa, çünkü bu trafikte sürmek bisikleti biraz şey, riskli. Hocam yürümenin etkileşime de açık yanı var. Hani bu psikolojik iyi oluşa etki ederim. Spora etki etmeyebilir de psikolojik iyi oluşa etki eder mi acaba? Diyelim ki ben bazen yürüyorum eve. Esnaflarla karşılaşıyoruz. Bazılarıyla yeni tanışıyoruz. Evet. Ya da tanıdığın birisi oluyor. Orada iyi akşamlar işte Cahide abla falan diyorsun. Orada onun işte küçük bir mandıra şeyi var. Diyor ki yeni yaptığın bir şey var, gel diyor sana. O ikram ediyor o sırada, evet. Falan. Ve siz hani belki akşam yemeğini çıkarmıyorsunuz. Ya da işte başka bir berbere selam veriyorsunuz. Ya da orada bir kafe var, bir yeni açmış oluyor, gidiyorsunuz ona selam. Aslında o etkileşimin de sosyal açıdan iyilik halimizi oluşturmasına etkisi var mı hocam? Kesinlikle. Çünkü bir şekilde bahsettik ya az önce. Kişiler arası ilişkiler önemli bir ihtiyaçtır. Bu karşılanmadan mutlu olmamız, kendimizi iyi oluşumuzu sağlamamız mümkün değil. Yani şöyle bir insan düşünemeyiz Uğur Bey. Hani adamlar kimseyle görüşemiyor, kimseyle geçinemiyor adam. Öfkeli, sinirli, herkesle kavgalı, yalnız ama çok mutlu. Böyle bir insan tipi yok. Yani insanlarla iyi geçinmek zorundayız kendimiz için. Etkileşime girmek zorundayız. O yüzden selamlaşmak önemli insanlarla. Tokalaşmak önemli, sarılmak önemli. Mesela benim en çok sevdiğim hormonlardan bir tanesidir. Üzerinde sarılma hormonu var mı öyle bir, evet, hormon hocam? Evet, var. Sokrates'in dediği şey önemli. Hani diyor ya, aslında herkes her şeyi biliyor. Sadece onu doğru sorularla ortaya çıkarmak gerekir. Sarılma hormonu, aşk hormonu, ilişki hormonu dediğimiz bir hormon var. Oksitosin hormonu dediğimiz hormon. Ve bu İnsanlara 20 saniyeden fazla sarıldığınızda salgılanan bir hormon mesela. Dokunmak bu yüzden önemli, samimi bir şekilde. Ya da bu oksitosin hormonu ile ilgili mesela o kadar çok araştırma oluyor ki son zamanlarda. Şuna bakmışlar, bazı sinek rahat vermiyor. Bunlar bizim kadrolu sineklerimiz. Onlar da bizden etkileşip psikolojik iyi oluş olur. Halini. Obama'da bir programda. Onlara iyi geliyor da bize iyi gelmiyor galiba. Bizim psikolojik iyi Obama da bir programdayken sinek olmuştu. Gelmişti. Öldürmüştü ama biz, evet, en azından biz öldürmüyoruz. Biz hayat hakkına saygı duyuyoruz, evet, hocam. Sadece. Evet. Biz psikolojik iyi oluş ve pozitif psikoloji açısından bakıyoruz. O gelip ısırsa bile bizi, evet, sıkıntı. Fakat hocam bazen sivrisinekleri de o kadar tahammül edemiyoruz. Hele gecekse tahammül, yani, edemiyor. Vızıltısı yani, değil mi? Vızıltısı da sonra yani kaşınıyor, acıyor. Dün bir arkadaşı yazdı. Ya işte yazlıktayım ama sivrisinekleri var. Onlar aman vermiyor, şimdi onlarla mücadele edeceğim falan diyor mesela. Yani. Evet. Yani bilmiyorum. Hani Anadolu'da bir şey söylerler hocam. Diyorlar ki, ya konuda ilgisi yok da hani bir espri katmış olalım. Misafir senede iki kez yalan söylermiş. Hı. İki kez. Yalanı birisi kışın olurmuş. Diğeri yazın olurmuş. Diye bir kışın misafiriniz geldiyse sabah sorarsınız. Nasıl, uyudun mu dersiniz. Oo, harika uyudum. Dediksiz uyudum filan der ama aslında yorgan çok hafif gelmiştir. Yazık. Ya ayağı dışarıda kalmıştır. Ya başı dışarıda kalmıştır. Embriyo gibi sabaha kadar titriye titriye uyumuştur ama ev sahibine diyemez ki ulan bir de battaniye koyuverseydi şunu yanına diyemez. Bir de yazın olurmuş. Yazın da nasıl iyi uyuyabildin mi? Hava nasıl filan dediği zaman sabah çok iyi uyudum der ama halbuki sabaha kadar sivrisineklerle mücadele etmiştir garibim. Yani pencereyi açsa bir türlü, açmasa bir türlü filan. Bu da böyle bir şey, sivrisinek, evet, hikayesi. Evet. Ama bizim mutluluğumuzu bozamadı. Evet, şey söylüyordum. Oksitosinle ilgili yapılan bir araştırma var. Şöyle mutlulukla ilgili o kadar ilginç araştırmalar yapıyorlar ki. Mesela evcil hayvan besleyen insanların daha mutlu olduğu bulunmuş. Araştırıyorlar, bunun bir nedeni olmalı. Yani evcil hayvan besleyen kişiler niye daha mutlu diye bakıyorlar. Ve şu sonuca ulaşıyorlar. Evcil hayvan besleyen insanlar kedisiyle, köpeğiyle, kuşuyla oynarken aynı insana sarıldığında olduğu gibi oksitosin hormonu salgılanıyor. Ve bu da mutlu ediyor. Yani niye insanlar evcil hayvan besliyor? Bu sürpriz değil işte bizim için artık. Yani nedenlerini anlayabiliyoruz. Hocam siz katılır mısınız bilmiyorum da ben son işte 25 gündür her gün program yapıyoruz. Evet. Üsküdar Üniversitesi Televizyon tanıtım dönemi olduğu için haftada iki gidi programımız.
Haftanın 5 günü, hatta cumartesi pazarda dahil olmak üzere 7 gün yaptık. Gelen konuklarım içerisinde hayvan besleyenler bir yerden bir bağlantı kurup evde hayvan beslediğini ve onunla olan psikolojik ilişkisini anlattılar. Evet. Benim bildiklerime sordum. Onlar da onu sorduğumda çok duygusallaştılar. Evet. Enteresan değil mi? Evet, hayatına anlam katan bir şey, evet. Çünkü o da o yüzden. Ben de zamanında kısa süreli bir kedi besledim. Kuşum oldu bu, ismi nedir? Muhabbet kuşlarından. Güzel yani, hayatınızda bir canlının olması güzel, ama tabii şu önemli. Hani heveslenip alıyor insanlar, sonra çok kısa sürede bakamıyor, bırakıyorlar. Çok... Kedi ise sokağa bırakıyor. Özellikle kedi, ölüyor. Köpek gibi hayvanlar bu durumdan da olumsuz etkileniyor. Yani bir insanın yaşadığı terk edilmişlik duygusunu onlar da yaşıyorlar. Çünkü çok duygusal hayvanlar aslında ve hayvanların psikolojisi üzerine de araştırmalar var. Zaten o köpeğin bakışları, sahibine karşı sadakatini insanda bulamazsınız yani. Karşılıksız ve %100 bir sadakat ve sevgi var hayvanlar. Mustafa Kemal Türk anlattı, bizim idari işler sorumlumuz, buradan biliyorsunuz. Mesela evde değil de sokaktaki kedilerle bir iletişim var. Sokağa gideceğim saati biliyorlardı. Toplanıyorlar sanki, böyle bir kediler ordusu gibi. Bekliyorlar ya. Evet. Bir şey yani. Evet. Yani evet. Önemli, bunların hepsi gerçekten hayata renk katan güzel şeyler. Ve kedi köpekler özellikle hani yüzyıllardır bizle beraber yaşayan canlılar. İnsanın olduğu her yerde var, her toplulukta. Evet. Hocam, biraz o mutluluk falan dedik ya, oralardan biraz bakıyorlar. Mutluluk açısından baktığımızda psikolojik iyi oluşumuzun önemli maddelerinden birisi de mutluluk. Ama siz galiba şeyleri tamamlamadık. Evet, onları çevresel tamamlayalım. İyilik arada halini söylüyordum. Evet. Bir de benim çok hoşuma giden entelektüel iyilik hali dediğimiz, ne entelektüel demek? İyi oluş. Meraklı olma, yeni bir şeyler öğrenme, yeni yerler görme, okuma, belgesel izleme, yani entelektüel gelişimimizi sağlayan şeylerle yani ilgilenme. Yani kendimize her gün bir şey kalıyor. Ben diyorum ki hocam, mesela ayda bir dergi okuyalım. Evet. Mesleğimiz başka şeyler olabilir de, yani bir edebi dergi okuyalım. Yani o kadar çok kıymetli ve çok kaliteli ürünler var ki hocam. Yani bunlar bulunabilir. Bazen isimlerini de zikrediyoruz. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim, ben yanıma da almışım. Zaman zaman dergi ve kitap tanıtmayı seviyorum. Takip ettiğim dergilerden birisi de bu. 31. sayısı Divan Yolu. Yani Divan Yolu bizim açımızdan da kıymetli bir şeydir. Evet. Biliyorsunuz Çemberlitaş'tan Ayasofya'ya geldiğimiz yola Divan Yolu diyoruz. Orada divan kurulması sebebiyle. Edebiyat, sanat, kültür, medeniyet, çok şeyler var bu dergide. Ve yıllarca köşeye yazarlığı yapmış olan bir karikatüristimizin, Muammer Erkul hocamızın çıkarmış olduğu bir dergi. Edebiyat buram buram kokuyor. Bitince size vereyim hocam, bu bakayım. Dergiyi siz de seviyorsunuz ve çok farklı alanlardan yazılar da burada bulmanız mümkün. Yani dış politikadan tutun da, hatta Nevzat Hoca'nın da yazıları var. Benim açımdan çok önemli olan bir diğeri de size zaman zaman bahsettiğim Gürbüz Azal'ın da burada yeni yazıları oluyor her sayıda. O bakımdan önemli. Mesela size bir arka kapağını göstereyim. Orada ne kadar görülebilir bilmiyorum ama. Yani şiir gibi bir dergi aslında. Buna bakıyor olmanız da önemli. Bir de hocam, vefa çok önemli. Geçtiğimiz ay Ramazan'ın son haftasında Saadettin Kaplan'ı Hakk'a yolcu ettik. Saadettin Kaplan, tanır mısınız bilmiyorum. Biliyorum. Saadettin Kaplan hocam, Türk dilinde en iyi yazanlardan birisi. Yani Türk dilini en iyi kullanan yazarlardan birisi ve Türk edebiyatının her alanında ürün vermiş. Asker kökenli, her alanında ürün vermiş. Hikaye, masal, öykü, şiir, aşık deyişleri, yani aklınıza gelmeyecek kadar ve muhteşem metinler. Ben en son Deyimlerimizin Çıkış Öyküleri adıyla bir kitabını almıştım fuarda, onu okuyorum. Bir de Heybe diye henüz okumadığım bir kitap var. Ama yani eğer Saadettin Kaplan'ın metinlerine bakılmamışsa bakılsın. Biz de bu programda aslında bu entelektüel iyilik hali dediniz ya, bizim entelektüelitemize katkı sağlayan kişileri tanımak, onlardan bahsetmek de bence psikolojik iyi halimize iyi gelen bir şey. Evet. Diyoruz ki bizim böyle böyle bir adamımız var. Türk dilini en iyi kullanan insanlarımız var ve her dalında ürün vermiş diyoruz.
bunun bize vermiş olduğu bir mutluluk olmalı. Ve hatta bazen ya ben okumadım, okuyuvereyim o zaman diyoruz. Evet. Ya da bana hangi ürün iyi gelir diyoruz. Değil mi hocam? Sorunlarımıza, yaşadığımız sorunlara bazen başkalarının bulduğu çözümler yoluyla da biz çözüm bulabiliriz. Evet. Yani değer verdiğimiz insanlar ne yapmış böyle bir şey başına geldiğinde, bunu görmek önemlidir. O yüzden tabii ki takip etmemiz gerekiyor. Hocam rahmet olsun diye yeri açıldı madem bu dergiden bahsederken de Saadet'in Kaplan'ın bir şeyi evet. var. Bunu okuyayım ardından tabii. da kaldığımız yerden devam ederiz. Saadet'in Kaplan üstadımızın rahmetler olsun üzerine bizden sonra adıyla yazmış olduğu ve bu dergiye giren, bu sayısına giren bir şiiri. Diyecekler bizden sonra kalanlar, geldi telaş ile, geldi de gitti. Hülyalara çelme takan yalanlar, içinden gerçeği çeldi de gitti. Çevirmek uğruna demiri tunca, gayrete yekindi hep yorulunca. Tek çizgi üstünde ömür boyunca, sarkaç nizamıyla geldi de gitti. Hayatı ölümle evermek için, kurudu yeniden güvermek için, deryaya bir damla su vermek için, Ferhat kayasını deldi de gitti. Her gün beş vakitte duydukça suru, kendin de aradı cümle kusuru. Her seher cellada verip de Mansur'u, Enel Hak sırrını bildi de gitti. Her dem yücesini düşündü dağın, bülbülü olmadı solacak bağın. Ya hay diye eteğine toprağın, alın yazısını sildi de gitti. Heybe edip tüm çağlara bir anı, bir damlada gördü kevni mekanı. Ömür denen o emanet zamanı, bayat ekmek gibi böldü de gitti. Çığlık çığlığaydı her daim nidasız, çığlık çığlığaydı her dem nidasız, habersiz gelmişti, gitti vedasız. Bir karınca gibi sessiz sedasız, yürüdü Mevla'ya, öldü de gitti. Kendi de böyle sessizce evet. gitmiş. Bir Ramazan günüydü. Gebze'de, Çayırova'da yaşıyor. Allah çok da böyle sıkıntılı eylesin. Bir zaman. Ailesine demiş ki kimseyi yormayalım. Bu son satırındaki gibi sessiz sedasız gitti. Ama bıraktığı çok sesli metinler var. Onlara sahip çıkalım. Rahmetler dileyelim. Evet hocam, entelektüel iyilik hali. Onunla ilgili bir şey son söyleyeyim. Merak duygusuyla ilgili yapılan araştırmalar var. Adam sadece tüm yaşamını neredeyse akademik kariyerini merak duygusu üzerine çalışmış, harcamış. Ve şu ortaya çıkıyor. Meraklı insanların daha mutlu olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü merak duygusu olduğu zaman sürekli bir yenilik durumu söz konusu. Yeni bir şeyler öğrenme, yeni bir şeyler deneyimleme ve heyecanlı insanlardır meraklı insanlar. Yaşama sevinci, yaşama coşkusu yüksektir meraklı olduğu için. Sürekli yeni bir şeyler görmek ister, yeni bir şeyler öğrenmek. Bu merak duygusu yüksekse zaten entelektüel iyi oluşu da işte artıyor. Çünkü habire yeni şeyler deneyimlemek istiyor. Diğeri tersi ise, merak duygusu düşükse yavaş yavaş içine kapanıyor. İnsanların emeklilikten sonra hastalıklarının artmasının ve çabuk ölmelerinin önemli nedenlerinden birisi hayattaki misyonlarını tamamladıklarını düşünmeleri ve buna içten inanmalarıdır. Adam diyor ki tamam bitti yani ben yapacağım yeni bir şey yok. Ondan sonra yeni enerji üretmiyor. Gidiyor. O zaman evet. Emeklilikten sonraki çöküşlerin temel sebeplerinden birisi bir de bu arada. Evet. Çünkü mesela ilginç. Siyasetçiler uzun yaşar genel anlamda. Neden? Çünkü bizdekiler de öyledir. Düşünün Demirel'i, Erbakan'ı, İsmet İnönü'yü. Doğru. Çok uzun yaşamışlardır o kadar strese rağmen. Çünkü emel var, arzu var önünde. Tekrar bir seçim daha var. Yapmak istediği bir seçim bir şey daha var. Evet. Ne zaman ki bitti diye düşünürse o zaman zaten çöküş başlıyor. Yaşamda da böyle. O yüzden meraklı olmak iyidir. Bizim kültürümüzde meraklı olma pek iyi bir şey gibi gösterilmez ama bu şundan dolayı hani komşu ne yapıyormuş onu merak edeyim ya da yani lüzumsuz meraklar yerine o değil yeni bir şey öğrenmeye merak amaca yönelik değil evet mi? Yeni yiyeceklere yönelik yeni yerler görme seyahat etme yeni bir şey öğrenme şiir okuma mesela benim özellikle ilkokul dönemindeki çocuğu olanlara çok önemli bir önerim var siz de şiiri çok sevdiğiniz için İyi söyleyeyim olmuşum. Kendi yeğenim var benim Betül diye. Ona da sürekli şiir ezberletmeye çalışıyorum. Çocuklarınıza şiir ezberletin.
yüzlerce, binlerce şiir ezberletin. Çünkü şiir ezberlerse bir, duygularla ilgili, insanla ilgili bilgi sahibi olur. İki, kelime hazinesi gelişir. Sanatla ilgili olur. Dolayısıyla çocuklara mutlaka şiir ezberletin ya da şarkı ezberletin. Önemli değil çünkü onlar da sonuçta şiirden oluyor. Bu çok önemli. Özellikle ilkokul dönemindeki çocukların zihinsel gelişimine ve bu entelektüel iyi oluşuna çok katkı sağlar. 20 yıl sonra çocuk büyüdüğünde eğer hafızasında 100 tane şiir varsa, 300 tane şiir varsa bu onun için inanılmaz bir hazinedir aslında. Hocam ben psikolojik iyi oluş içerisinde biraz türkülere yakın olmayı da buluyorum. Sen şimdi memleketin itibariyle de neydi? Buna daha yakın olduğunu tahmin ediyorum değil mi? Zaten konuşmalarımızda da öyle. Şöyle söyleyeyim. Ben mesela bir türküye asıldığım zaman bir şey olduğunda bu bana mutluluk veriyor. Ama bazen o türkü hüzün verici de olabilir. Evet. Ama bendeki hüznü alabiliyor eğer yani hüzün verici de olsa. Biraz türküler, deyişler onlar da bizi herhalde iyi oluşumuza etki ediyor. Aynı işte ya. Aslında yani şu entelektüel iyi oluşa o da katkı sağlar. Sanatsal bir faaliyet, türkü, şarkı. Benim siz çok seviyorsunuz türküleri, zaman zaman konuşuyoruz. Ben de çok severim. Arabamda radyonun birinci şeyinde TRT türkü var. Yani arabayı açtığım anda kontağı başlar. Türkü, herhangi bir türkü başlar. Ve gerçekten müziğin şöyle bir etkisi var. Geçmişi en iyi hatırlatan şeylerden birisidir. Biri müziktir. Mesela çocukluğunuzda dinlediğiniz bir türkü sizi alır ta çocukluğunuza götürür ve sanki birebir o anı yaşıyormuşsunuz gibi. İkincisi de kokudur. Koku da çok önemlidir. Yani yaşamınızın bir dönemindeki güzel bir koku bir yerde duyduğunuz anda sizi oraya götürür. Bunu bazen konuştuğumuzda insanlarla duyuyorum, işte diyor ki ya küçükken annem işte şeyle banyo yaptırıyordu bu sabunla. Tamam mı? Yeşil sabunlarla, doğal sabunlarla. Şimdi onu diyor ne zaman duysam onun kokusunu çocukluğuma gidiyorum diyor. Aynı şey müzik içinde geçerli. Tabii ki türkü halk irfanından damıtılıp gelmiş bir şeydir. Çoğu da hüzünlüdür aslında türkülerin. Yani acı üzerine söylenmiştir. Ama bir anlamı vardır. O yüzden de bir de bize özgüdür. Yani türkü başka bir kültürde yoktur. Türk'e aittir yani. Evet. Türkü sever değil mi? Evet. Hatta türkü sevmeyen Türk'te az bulunur. Şarkılar falan. Efendim o entelektüel duygulanım, o hissediş, hayatı başka türlü kavrayış. Bütün bunlar galiba biz fark etmeden o türküleri, şarkıları, şiirleri dinlerken değil mi? Üzerimize gelmiş oluyor. Ve onların o derlemiş oldukları, yani bir hayattan derlemiş oldukları duyguyla biz belki zenginleşmiş oluyoruz. Evet. Herhalde bize iyi gelen tarafta bu. Bir yaşam deneyimini görmüş oluyoruz orada aslında. Çok güzel bir söz var, hoşuma gidiyor. Sosyal medyada geçiyor sürekli olarak. Türkü dinlemeyen ve çay içmeyen insanlarla evlenmeyin diye. Ben de duymuştum. Yani bir türküyü sonuna kadar düzgün şekilde okumayan kişiye kızınızı vermeyin falan diye bir şey duymuştum. Evet, önemli çünkü önemli. Yaşamımızda. Sonuna entelektüel iyi oluş gerçekten önemlidir. Yani gördüğümüz ustaca yaşayan, dolu dolu yaşayan insanlarda entelektüel yönlerinin de çok güçlü olduğunu görüyoruz. Son bir iyi oluş şeyi ise kariyer iyi oluşu dediğimiz şey, kariyer iyilik hali. Yaşamımızla ilgili, kariyerimizle ilgili, iş yaşamımızla ilgili de iyi durumda olmamız gerekiyor. Bunun için de üretmemiz gerekiyor. Psikolojinin öncülerinden Sigmund Freud'un çok önemli bir sözü var. Ona soruyorlar, mutlu insan ya da ruh sağlığı yerinde insan kimdir diye. O diyor ki seven ve üreten insandır. Yani sevme kısmı ilişkilerimizle ilgili bir şekilde. Üretme kısmı da çalışmayla ilgili tabii ki. Neden önemli üretme kısmı? Kibirlenmeden bunu ben yaptım diyebileceğimiz, kendimizi değerli hissedeceğimiz bir şeyler olması gerekiyor. Bu kitap yazmak olabilir, iş yerinde başarılı olmak, kariyer yapmış olmak, çocuk yetiştirmek. Yani ürettim, ben bir şey ortaya koydum, bu yüzden değerliyim diye hissedebilmemiz gerekiyor. Ama bu kibirle iyi hissetme arasındaki çizgiyi de iyi dengelememiz gerekiyor. Evet. Yani o ürettiğin şeyi tamamen kendine ait gibi gördüğün zaman o bizim kültüre de iyi gelen bir şey değil.
en iyi şeyi üretmek lazım ama mütevazı olmak da aslında psikolojik iyi oluşta önemli bir şey. Tabii ki. Değil tabii mi? Çünkü ki. Diğer türlü çok iyi üreten, çok başarılı insan olabilirsin ama etrafınıza kimse kalmaz. Hocam hani bu mutluluk meselesine girmiştik ya, kadınlar erkeklerden daha mı mutlu? Ya da kadınlar erkeklere göre hayatı daha mı kapsayıcı? Daha mı duygusal dinamikleri yerinde kullanıyorlar? Ne diyor araştırmalarda, ya da erkekler mi daha mutlu? Erkekler çok çabuk demoralize oluyorlar gibi geliyor bana gözlediğimde. Yani kadınlar düştüğü zaman, yani mutlu mu diyorsun mesela, mutlar düştüğü zaman daha dibe düşebiliyor belki ama zor düşüyor. Erkekler daha çabuk düşüyorlar sanki. Şeyden, dayanıklılık eşiği, psikolojik eşikler bakımından nedir durum? Şöyle, aslında çoğu araştırma kadın ve erkeklerin cinsiyet açısından mutluluk düzeyleri arasında fark olmadığını gösteriyor. Ama çok az bir araştırmada kadınların biraz daha mutlu olduğuna yönelik sonuçlar var. Ama genel anlamda kadın ve erkek açısından mutluluk düzeyleri eşit. Yani cinsiyet önemli bir faktör değil mutlulukta. İşin alt kısmına geldiğimizde psikolojik hastalıklar ya da depresyon... Hocam size mutluluğunuzu bozacak. Bu sinek sizin mutluluğunuzu bozacak. Evet, onunla arkadaş olduk. Şimdi benim önümden şimdi turluyor. Depresyon gibi psikolojik hastalıklar durumuna geldiğimizde kadınların daha çok maruz kaldığını görüyoruz. Yani psikolojik hastalıklar kadınlarda daha çok görülüyor. Bunun tabii ki biyolojik nedenleri var, kültürel nedenleri var. Toplum kadınlara biraz daha fazla yük yüklüyor, sorumluluk yüklüyor. Bu sadece iş anlamında değil, her anlamda kadının sorumluluğu fazla. O yüzden de onlar daha çabuk depresyona girebiliyor. Ama mutluluk düzeyi açısından erkekle mutlu olanlar açısından baktığımızda... Peki evliler mi daha mutlu, bekarlar mı daha mutlu? Hemen hemen tüm araştırmalarda evliler daha mutlu çıkıyor. Bekarlar ya da ama boş... evlendi kapı yuttu falan dedi diyorlar. Ya da evlenin ömrünü bir adama nasıl vereceksin ya da bir kadını sürekli mutlu etmek için uğraşacaksın. Aslında öyle söyleniyor ama evlilik kötü olsa bu kadar insan da evlenmezdi. Bir şekilde pekiştirilen... Kültürümüz açısından, dinimiz açısından, inancımız açısından böyle ama dünyada da... Tüm dünyada evlilik hala var. Bu o zaman doğamızla ilgili bir yanı var. Yani genetiğimiz belki böyle olmamızı istiyor. Evliler niye mutlu oluyor? Tabii iyi bir evlilik gidiyorsa, içinde şiddet olan, aldatma olan, kötü bir evlilikten bahsetmiyoruz. İyi, normal bir evlilik gidiyorsa kişilerin bir defa beslenme düzeni bile değişiyor. Daha sağlıklı besleniyor evlilikte. Bekar insanların... Zamanları daha uygun oluyor. Evet. Bekar insanların daha kötü beslendiğini biliyoruz. Başka sosyal destek sağlıyor. Yalnız değilsiniz. En önemli psikolojik virüs yalnızlıktır. Pek çok psikolojik rahatsızlığın temelidir. Hocam yaş ilerledikçe mesela arkadaşlarım var, diyelim ki 50 yaşına gelmiş, evlenememiş, evlenmemiş, kariyer yapmış, çalışmış, zaman bulamamış ya da evlenmiş ama diyelim ki emri hak vuku bulmuş, eşi vefat etmiş ya da boşanmış. Ya tekrar kolay bir biçimde evliliğe razı olmuyorlar, korkuları var. Ya da bazıları da tam tersi çok çabuk sonuca gitmek istiyor. Onunla yalnız kalma, yalnız ölme, evde yalnız, yani duramıyorum diyor mesela. Hani böyle bir nefes olsun, hani onu, hani böyle bir can yoldaşı falan gibi cümleler de olur. Ama giderek hanımefendilerde de var. Kariyer planlamaları ve başarılı iş kadını ya da iş insanı olmak için uzun seneler gerekiyor. Ve bir bakmışsın hocam, yaş 40'a gelmiş, evlenmemiş. Onlarda da bu duygular doğmaya başlıyor. Ve doğru insanı bulmak da o kadar kolay değil. Genetik mi bozuldu bilmiyorum, buna katılır mısınız ama benim gözlemime göre erkekler eskiye göre sorumluluk alma konusunda daha yavaşlar ya da pek fazla sorumluluk almak istemiyorlar. Evlenseler de hanımda olsun istiyorlar sorumluluk. Yani o çalışsın, kariyeri o yapsın, parayı o getirsin, krediye o girsin, evin taksitlerini o ödesin, faturalarla o ilgilensin filan. Yani biraz da böyle bir şey gözlemliyorum. Tükenmişlik yaşıyor sonra da kadın tabii doğal olarak böyle bir durumda. Çünkü bu saydığınız şeyler çok ben söylerken bile tükendim. Zevkli şeyler değil, evet. Ama evet, günümüzün gerçeklerinden biri bu. Maalesef kariyer yapma, şehir yaşamı insanların daha geç, evlenme yaşının daha ileri çekilmesine neden oldu. Hani köy yerine baktığınızda 20'sinde evlenen bir kişi için bile
geç derlermiş eskiden ben, yani. Çoğu diyor ki ben 18 yaşında çocuğumu kucağıma almıştım evet. diyor. 21 yaşında almıştım diyor. Ama bu kariyer meselesi, başarılı olmak, işte kariyer, yurt dışı, Erasmus, işte doktora, işte tez filan derken bir bakmışsınız hakikaten yaş 30'a şöyle gelmiş. Şöyle söyleyeyim. Ve aradığınız, hani 20 yaşındayken gözünüzü karartıp biriyle evleniyorsunuz ama sonra çok eliyorsunuz hocam. Evet. Yani kriterler bu defa artıyor. Da burada da biraz yıpranan kadınlar oluyor. Yani mesela erkekler hani bir bakalım konuşalım çıkalım vesaire filan diyor. Bir ümit de veriyor. Bir şey oluyor ama sonrasında bir bakmışsın adam toz olmuş gitmiş. Evet. Bir işin gittiği de belli değil. Evet, mağdur oluyorlar. Tabii ki biz psikolojide bir davranış devam ediyorsa bunu pekiştiren bir şey vardır diye hep bakıyoruz. Niye bekarlık devam ediyor? Çünkü rahat hareket etme imkanı sağlıyor dediğiniz gibi hani kariyerinde özellikle. Akademisyenlikte olsun, başka alanlarda olsun. Herhangi bir ülkeye rahatça gidip gelebiliyorsunuz, uzun süreli gidebiliyorsunuz. Bir sürü faktör etkili oluyor. Kişi daha özgür hissediyor. Sorumluluk duygusu daha az oluyor. Nerede kaldım telefonlar gelmiyor yok, bilmem ne. Sorumluluk duygusu daha az oluyor falan ama uzun vadede dediğim gibi sosyal destek eksikliği, yalnızlık duyguları, cinsel yaşamla ilgili sorunlar ve çok önemli bir şey. En başta konuştuk ya hani yaşama anlam katma meselesi. Evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak yaşama anlam katan önemli şeylerden birisidir. Evlilerde falan mesela intihar oranları düşüktür. Çünkü yaşamak için bir nedeni, önemli bir nedeni var. Adam niçin yaşıyorsun sorusuna şu cevabı da verebiliyor. Çocuğum var ya da ne bileyim işte eşim var, sevdiğim insanlar var diyebiliyor. Tabii ki şunu yani zorluklara katlansa bile bir hedefi olduğu için onun hayatta evet. tutunması, mücadelesi değil mi? İyi yaşamı geliyor. Yaşamı sürdürme nedeni var yani. Hı. Önemli. Tabii ki şu anlaşılmasın bu söylediğimizden hani bekarlar çok kötü durumda illa mutsuz olacak gibi bir anlamda çıkmasın ama ikisini karşılaştırdığımızda evlilerin daha mutlu olduğunu görüyoruz. Güzel bir espri vardı geçen birisine soruyorlar bekarlık sultanlıkmış öyle mi diye. Gel bir de bana sor diyormuş adam. O da şey diyor hiç çorabını kendisi yıkayan sultan olur mu diyor adam. Yani işin o boyutu da var tabii ki ama evlilik yaşama anlam katıyor, yalnızlığı önlüyor, sosyal destek sağlıyor. Ya hocam akşam yorgunluktan sonra eve gidiyorsunuz, diyelim ki yemeğinizi yediniz. Karşılıklı iki koltuğa geçip, hani ne bileyim bir Türkiye eşliğinde, bir sohbet eşliğinde karşılıklı böyle hani iki kahve içiyor olmak evet, gibi bir şey geliyor. Çok önemli. Ya da okumuş olduğun bir şiiri paylaşmak istiyorsun. Bir şey, yani. Ya da yazdığın bir metni paylaşmak istiyorsun. Ya da bugün duyduğun iyi bir şeyi paylaşmak istiyorsun. Ya birlikte bir konsere gidelim diyorsun. Yani buralardan aslında bir şey. Yani yaşamı deyince sadece hani işte çamaşır, bulaşık falan gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Ya da sadece cinsel ihtiyaçların giderilmesinden değil, bahsediyor değiliz. Aslında belki entelektüel ve duygusal ihtiyaçlar bir de değer bulmak. Yani ben birisi için dünyada birisi için en değerli şey benim. Evet. Ya da dünyada birisi en değerli şey benim için o birisi filan. Ya bu duygu da galiba insanlara tabii, iyi geliyor. Tabii. Bir de belli bir yaştan sonra hocam yani ailesinin mesela en iyi kızı olsa da, ailesinin en iyi oğlanı olsa da, oğlu olsa da o artık o duygu yetmez oluyor. Yani ben birisi tarafından çok sevilmek istiyorum. Evet. Ve birisi tarafından akşam eve geç gittiğimde meraklanılmak istiyorum diyor. Evet. Ve kötü olduğunda ya neyin var diye birinin meraklanması. Bunlar galiba biraz da evet. evlilikteki sosyal kesinlikle tatminler, o ihtiyaçları karşılıyor zaten işte evlilik. Yani sosyal ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Değerli hissediyoruz, yaşamı paylaşıyoruz, yalnızlık duygularını daha az yaşıyoruz. Bir sıkıntı geldiğimizde başımıza, tek başımıza bununla baş etmek çok zordur. Ama birisiyle konuşmak bile iyi hissettirir. Bakın problem çözme değil. Sadece konuşmamız bile iyi hissettir. Zaten kadınlar hocam çözüm yerine dinlenilmeyi beklerlermiş. Evet. Yani çünkü kadınlar bence erkek seyircilerimiz kusura bakmasın ama kadınlar bizden daha zekiler. Evet. Ve bence bizden daha da çabuk çözüm üretiyorlar. Evet. Kadın seninle konuşurken bana bir çözüm üret demiyor aslında. Paylaş diyor. Değil mi? Şu bilinç altında. Bana bir çözüm üret değil mi? Onda çözüm var. Biz erkekler farkında olmadan sanki her şeyi bizim çözmemiz gerekirmiş gibi kadın anlatırken biz ona hemen cevap veriyoruz. Pıt 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 pıt. O aslında dinlenilmeyi ve değerli bulunmayı istiyor. Ya yani senin yaşadığın şeyi anlıyorum ben ve seni dinliyorum mesajını
daha önemsiyor sanki. Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Dinlemek karşımızda kişiyi var etmektir gerçek anlamda. Ve bir araştırma sonucu en çok sevilen insanların kim olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İyi dinleyici olan insanlar etraflarındaki çoğu kişi tarafından çok seviliyor. Çünkü hepimizin dinlenilmeye ihtiyacımız var. Yani ben bir şeyler anlatıyorsam hayatımla ilgili, yaşadığımla ilgili, olumlu ya da olumsuz, fıkra da anlatabilirim, güzel bir şey, başımdan geçen bir şey fark etmez. Bir şey anlatıyorsam, karşımdaki kişi beni iyi dinliyorsa, eleştirmeden, yargılamadan, çözüm üretmeye çalışmadan dinliyorsa bana değer veriyor demektir. Beni önemsiyor demektir ve beni var ediyor. O zaman ben o kişiyle tekrar iletişim kurmak istiyorum. Birbirine bağlayıcı da bu aslında. Evet. Yani bir insanları, özellikle ilişkide insanları birbirine bağlayan, birbirine değer verdiğini hissetmek ve dinliyor dinlemek. Olmak. Göz kontağı kurarak göz dinlemek kontağı çok önemli. Olmak. Yani şöyle bir dinleme... Yalandan bir dinleme değil. Ve kadınlar bunu çok çabuk hissediyorlar. Evet. Yani sen ona mesela diyelim ki bir şey anlatıyor, sen dinliyor gibi yapıyorsun. Sonra o mevzu olduğunda zaten unutmuş oluyorsun ya. Evet. Kadın abi yakalıyor onu. Ben sana bunu dün anlatmıştım diyor. Sen demek ki beni dinlemedin. Evet, dinlemedim. Abi paçaya kaptırmış olursun. Asla kurtaramazsın. Burada bir de ve haklı da oluyorlar. Kopuyor. Şey gidiyor hani şu bizim dekorun tuğlaları gibi. Evlilikle ilgili bir yerde belediyeden gelen nikah memuru güzel bir şey söylemişti. O aklımda kaldı. Evlilik dedi tuğlalardan oluşan bir duvara benzer dedi. Her hakaret, her işte böyle dinlememe, her kötü söz o duvardan bir tuğlanın eksilmesine neden olur. Fena. Gün gelir bakarsınız tuğla kalmamıştır. O zaman da zaten şey biter. Hocam bir de tabii ilişkiye döndü iş neredeyse ama neticede hani psikolojik mutluluk. Kadınlar bir de netlik seviyorlar. Evet. Yuvarlak konuşmayacaksın değil mi? Yani öyle de anlaşılabilir, böyle de anlaşılabilir bir şey söylemeyeceksin. Yani evet nazik söyleyeceksin. Karşı evet. taraftan netlik beklerler ama kendileri isteklerini net ifade etmez çoğunlukla. Evet. Onlar ima yoluyla evet. Anlaşılmayı ister. Siz çözeceksiniz. Maalesef erkekler de biraz daha böyle doğrudan iletişim kurduğumuzdan dolayı... Ya bir şey demedim, bir şey istemedin ki ben ne yapayım diyor. Bekleriz. Evet. Yani evet öyle deriz yani. Söylemedim falan. O da kızıyor o zaman diyor yani söyledikten sonra bir anlamı yok. Sen bileceksin bunu. Erkeklere birazcık bulmaca çözdürüyorlar. Sus. Kendileri evet erkeğin yani karşısındakinin net olmasını isterler. Evet. Yani ne kadar seviyor, ne kadar ilgi duyuyor, ne kadar onun için kıymetli. Ve hatta bir şey okumuştum diyor ki yani kadınlar kendisi için ne yaptığından çok kendisi için nelerden vazgeçtiğine önem verirler. Evet. Evet. Yani olayların daha derinlemesine kısımlarına bakıyorlar. Dolayısıyla erkek de biraz pragmatisttir erkekler. Yani o yüzden hep derslerde de verdiğim bir örnek var. Yani bir erkeğe tek taş yüzük alıp götürseniz erkeğin diyeceği şudur ya bu kadar parayı niye buna verdin? Çünkü pragmatisttir erkek. Ama kadın öyle değil. O kadın için önemlidir. Yani düşünülmek, değerli hissettirecek herhangi bir şey. O önemli. O yüzden de erkek araba verirseniz sevinir. Ya da işte ne bileyim işlevsel olan kullanabileceği bir şey olursa sevinir. Kadın için teknolojik öyle değil. Sevinir. Yani. Evet. Kadın şimdi için hocam farklı. Uyanık erkekler şöyle yapıyorlarmış. Eşine diyelim ki hani doğum gününde işte evlilik yıl dönümünde ya da birbirini sevmeye başladıkları zamanlar gibi hani günleri oluyor ya ben pek sevmem bu günleri ama neticede o sırada aldığı hediye erkeğin kendini eşine de yarayacak bir hediye ise o biraz erkeğin bencilliğini göstermiş. Nezat Hoca da biraz söylüyor. Şimdi diyor, diyelim ki çok güzel bir yerden çok iyi bir çikolata alıp götürüyor diyelim ki ama beraber yemek için yani o kadına özgü bir hediye değil. Ya da diyelim ki kocaman böyle Trabzon mu diyorlar, ne diyorlar belki kızlar daha iyi bilir, bir şey bilezik. Alıyorlar, bilezik alıyorlar. Adana burması mı diyorlar? Mesela ama ihtiyaç olduğunda alıp bozdurmak için. Ne yani? Yani sadece kadının kendi işine yarayabilecek ya da ona kendisini iyi hissettirebilecek bir hediye olmuyor. Biraz erkeğin bencilliği. Ama şey önemli, hediyeleşmek önemli. Sadece romantik ilişkilerde, karı koca ilişkisinde değil. Normal yaşamda da hediyeleşmek çok önemli. Psikolojik iyi oluşa etki eder mi hocam bu? Kesinlikle. Yani evet. Bunun üzerine araştırmalar da yapılması gerekiyor. Var bazı benim okuduğum araştırmalar. Kesinlikle olumlu etkiliyor. Aradaki o ilişkiyi güçlendiriyor. O bağı güçlendiriyor.
Yani herhangi basit bir şey olabilir. Ne olursa olsun. Yani kalem hediye edebilirsiniz kişiye, ne bileyim yiyecek hediye edebilirsiniz, hatırlatacak kitap, bir şey. Kitap, dergi. Kesinlikle yani kitap, dergi, aklınıza ne gelirse. O yüzden ben yurt dışına gittiğimde genelde şey yapıyorum, bu ara meşhur işte şu magnetlerden falan ya da orayı hatırlatacak bir şey alıyorum. İnsanlara veriyorum. Çok mutlu oluyorlardır. Bana verenlerinkinden de ben mutlu oluyorum. Yani dolabımda yapıştırılmış vaziyette görünce o kişi aklıma geliyor. Maddi değeri olan bir şey değil ama hediyeleşmek çok önemli. Peki, hediyeleşerek pozitif, psikolojik iyi oluşumuzu da yapalım. Bazen bir cümle de hocam çok iyi geliyor. Geçen ben akşam yayında söyledi. Diyor ki mesela, demek istiyorum ki mesela öyle bir cümle söyle ki bu benim için söylenmiş bir cümle olsun. Orijinal olsun ve o ana iyi gelsin. Yani mesela hani böyle seni seviyorum, seni seviyorum falan hani öyle bir şey değil. Ya da arkadaşı da söylenebilir. O arkadaşın o özelliğine ilişkin öyle bir şey söyle ki o kişi onu ilk kez duymuş olsun. Evet. Ve desin ki evet ben böyle bir adam olmak istiyorum. Ben böyle bir kadın olmak istiyorum ama hiç kimse bana böyle söylemedi. Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz. Ondan sonra işte hani evliliklerini yürütememişler, boşanmış falan. Gözleri çok güzel bir hanım. Yanındaki arkadaş demiş ki ortak çalıştıkları yani onları anlatı kendine dedim. Ya demiş Ayşe ne kadar güzel bir gözün var. Önce inanmamış kadın. Arkadaşının söylediği bu söze inanmamış. Akşam eve gitmiş, aynaya falan bakarken, saçını maçlarken, ya bakmış, hakikaten gözleri güzel. Evet. Şöyle demiş içinden, ya demiş ben bir adamla evlendim, 17 sene onunla evli kaldım, ona bir çocuk verdim, aynı yastığa baş koyduk ve bir günden bir güne de bana demedi ki Ayşe, gözlerin çok güzel. Evet. Ya bu kadını yıkımını nasıl izah edebiliriz? Ya da mesela bir arkadaşım diyor ki ya sen çok çalışkan bir adamsın. Ya da bir sıkıntıyla sana geldiğim zaman sıkıntıyı konuşmasam bile seninle olduğunda sıkıntım gidiyor. Yani onun yalan olmayan yani böyle bu bir işte şey olmalı değil mi? Bu işte besleyici ilişki tarzı işte. Evet. Ve biz samimi bir şekilde iltifat etme konusunda çok cimriyiz. Görüyoruz insandaki... Ya da yanlış anlar. Aslında şımarmaz. Beni yanlış anlar. Şimdi söylersem yanlış anlar. Yani iltifat sevmeyen var mı içimizde? Hepimizin hoşuna gider değil mi? Yani ama çok cimri davranıyoruz bu konuda. Olumsuzu söyleme konusunda ise çok şeyiz. Cömertiz yani. Doğru, gördüğümüz kesinlikle. Anda hemen yapıştırıyoruz. Maalesef bunu da artırmakta fayda o var. O zaman yani iltifat etmek, dostluk, arkadaşlık, aile, işte sevgili, karı koca neyse ilişkilerinde iltifat da aslında psikolojik iyi oluşumuzu besleyen durumlardan birisi. Kesinlikle. Hocam epeyce ilerledik. Zamanımızda kalmadı gibi görünüyor. Açtık da 1,5 saate yaklaşıyoruz. Mesela din mutluluk ilişkisi de önemli. Parayla saadet meselesi aslında konuşulmasını gerektiren bir şey. Mutluluğun öğrenilip öğrenilemeyeceği meselesini evet. Konuşmak isterim sizinle. Mesela farkındalık. Yani bir şeyin farkında oluş. Kendi özelliklerinin, karşıdakinin özelliklerinin, yaşadığın hayatın filan. Pek çok konu konuşulabilir ama psikolojik iyi oluş konusunda epeyce şeyler konuştuk. 8 madde saydınız. Fiziksel iyilik hali, sosyal iyilik hali, psikolojik iyilik hali, manevi yani spiritüel iyilik hali, çevresel iyilik hali, entelektüel iyilik hali ve kariyer iyilik hali diye bunları saydınız. Bunlar galiba bizim psikolojik ihtiyaçlarımıza denk gelen, evet. Ona karşılık gelen bir şey. Onu da söyleyerek kapatalım isterseniz. Evet. Psikolojik ihtiyaçlarımız, ilk söylediğimiz ilişki ihtiyacımız var. İki, yeterlilik ihtiyacımız var. Bizim yeterlilik ihtiyacı dediğimiz şey işte kendimi özgüvenli hissetme, bir şeyler üretmiş olma, bir şeyler yapabiliyorum deme, düştüysem bile ben kalkarım diyebilme, yeterli hissetme önemli. Üçüncüsü de özerklik ya da otonomi ihtiyacı dediğimiz şey. Bu çok önemli. Bağımsız hissetme. Yaşamımla ilgili kararları kendim verebilmeliyim. Yani kimle evleneceğim, hangi işi yapacağım, nerede yaşayacağım, bununla ilgili özgür hissetmeliyim. Üzerimde baskı olmamalı. Bu üç ihtiyaç, ilişki, yeterlilik ve bağımsızlık ihtiyacı çok temel psikolojik ihtiyaçlardandır. Bunlar karşılanmazsa gerilim oluşuyor zaten. Evet, peki. Bununla yetinelim. Hocam çok teşekkür ederim geldiğim için. Ben teşekkür ederim. Önemliydi. Evet. Konuşarak bitmeyecek bir konu. Diğer konuşamadığımız maddeleri de başka bir zaman konuşmak isterim. Çok keyifli seninle program yapmak. Sizinle de öyle.
Her ne kadar bir Türkiye bağlayamamış olsak da olayı, çünkü oraya gidersek de ikimiz de oradan beslendiğimiz yaşamın için anlamıyla ilgili güzel bir türkü var işte, şeyini söyleyeni unuttum. Bir insan ömrünü neye vermeli diye. Tabii. Gerçekten yaşamın anlamı konusunda, yani neye vermeli, ne yapmalı da yaşam değerli olsun. Türkülerden çok pozitif psikolojiyle ilgili de çok şey çıkıyor. Ya da ben öyle görüyorum, çünkü bunlarla ilgilendiğim için bir türkü dinlediğimde orada onu yakalamaya çalışıyorum. Önemli tabii ki. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili seyirciler, Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'nda bugün konuğum doçent doktor Tayfun Doğan hocamızdı. İnsan ve Toplum Bilimleri Psikoloji Bölüm Öğretim Üyesi. Bu konuyla ilgili önemli çalışmalar var, kongre çalışmaları var. Geçen sene bir kongre yapmıştı. Hocamı Facebook sayfasından ve diğer sosyal mecralardan takip edebilirsiniz. İyi şeyler söylüyor. Psikolojik halimize iyi gelecek şeyler yapmaya çalışıyor. İyi öğrencileri yetiştirmeye gayret ediyor. Benim için de bu konu önemli. Bunu biraz daha sürdürmeyi arzu ederim başka zamanlarda. Misafirim olduğunuz için, siz de misafirim olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün Üsküdar Üniversitesi Televizyonu Facebook sayfasından da canlı yayın yapmayı denedik. Oraya bakanlar olduğunu bilmiyorum ama belki bir başka zaman kendi sayfamızdan da deneyebiliriz. Oradan da tekrar izlemeniz mümkün. Yarın doçent doktor Osman Nuri Küçük hocayla yine tasavvufun bazı simalarını konuşmayı sürdüreceğiz. Yarın Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ni konuşacağız. Tasavvuf geleneğinin bazı simalarından, önemli simalarından birisi. İlgili olanlara da buradan hatırlatmış olalım. Bizden bu kadar. Kolay gelsin. Psikolojik haliniz bozulmasın. Aman dikkat edin. Hep psikolojik haliniz iyi olsun filan diyelim, değil mi hocam? Ne olur. Eyvallah, peki.